Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda OGM materyal, MobMobil soru bankası, 9. sınıf matematik, kümeler, test 5'i, 5. testi çözeceğiz. Konu anlatımlarını MEP kazanım kavrama testlerinde yapıyorum sevgili arkadaşlar. Lütfen 9. sınıf oynatma listesi altında bunları bulabilirsiniz. Onlara bakınız detaylı olarak. Burada soru çözümlerine ağırlık vereceğim. Birinci soruyla başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Birinci soru nasıl seslenmiş bize? Diyor ki, Venn şeması verilmiş, kümeleri görüyorum. Üzerinde elemanları da var. Yukarıda Venn şeması ile ilgili olarak 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bakalım arkadaşlar. Der ki SA eşittir SB. Yani A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısına eşittir diyor. Sayalım. A'nın dairesi içerisinde 1, 2, 3, 4, 5 eleman var. B'nin içerisinde ise bakın B elemanı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eleman var. 5'in 6'ya olduğu bir eşitlik ben hiç görmedim. Eşit oldu. 1'i kabul etmedim. SC 6'dır diyor. Yani C'nin eleman sayısı 6'dır. Sayalım C de burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğrudur. 2'yi kabul ettim. 2 doğru dedim. 3'e baktım. A kümesi dedi. Arkadaşlar bu Venn şeması şeklinde A kümesinde de ortak özellik olarak tarif etmeye çalışmış. Demiş ki x'lerden oluşur demiş ki o x'ler 2x olacak. X elemanıdır. Ama burada evet bir yanlış söyleyiş var ama neyse hadi önemli değil. X elemanıdır ne? Yani sevgili arkadaşlar... Tabi burada söylediği ben size söyleyeyim. X elemanıdır doğal sayılar dediğinde ve X'lerden oluşuyor dediğinde A'nın tüm elemanları yani doğal sayı olan tüm sayılar demek istiyor. Belki şöyle söylemek istedi de yanlış yazdı. Ben öyle anladım önce. X dedi arkadaşlar. X eşittir 2N ki N'ler elemanıdır doğal sayıların. Böyle de söyleyebilirdi. Yani böyle söylemeye çalıştı diye düşünüyorum. Fark etmez. İkisi iki durumda da kabul edemiyoruz. Çünkü neden? Birinci de doğal sayı olan tüm herkes. Arkadaşlar doğal sayılar sadece 0, 2, 4, 6, 8'den oluşmuyor. Şu biraz senin kafanı kurcalayabilirdi. Bak neler? Hep doğal sayıları düşünecek. 0, 1, 2, 3 doğal sayıları düşün. 0 verdiğinde 0, 1 verdiğinde 2, 2 verdiğinde 4, 3 verdiğinde 6, 4 verdiğinde 8. Aa tutuyormuş gibi. Ama arkadaşlar doğal sayı dedi bu. 525. 525'i de düşünebilirsin. 2 katı 1050 olur. Hani burada 1050 yok. Hatta ve hatta böyle bir gösterimde sevgili arkadaşlar her ikisinde de arkadaşların eleman sayısı sonsuzdur. Sonsuz bir elemandır. Sadece 2 dedik sevgili arkadaşlar. Doğrudur. Anlaştık. Sadece 2. 2 ile devam edelim. 2 diyor ki aşağıdaki kümelerden hangisi boş kümedir arkadaşlar? Allah kimseyi boş bırakmasın. Evet bakalım. Bazen insan istiyor ama değil mi? Çok çalışınca ya biraz da bir boşluk olsun falan. Boşluktan kastım o boşluk değildi tabii ki. Aşağıdaki kümelerden hangisi boş kümedir? Bakalım. K kümesi x'lerden oluşuyor ki x'ler sevgili arkadaşlar birden küçük doğal sayılar. Aa, sanki öyle gibi değil mi? Birden küçük doğal sayı var mı? Var. Kim? Sıfır. Sıfır da doğal sayı. Boş küme değil. Bir tane elemanı var. 2. X diyor. X karesi 16 olan negatif tam sayılar. Allah Allah. Sanki doğal çoğul bir şey kullanıyor ama eksi 4'ün karesi kaç sevgili arkadaşlar? 16. Senin L kümesinin de tek bir elemanı var. Kendileri de eksi 4 oluyor. Evet. O da boş olmadı. M X elemanları 0 ile 1 arasında rasyonel sayılar. Arkadaşlar 0 ile 1 arasında. 0 burada sayı doğrusunda. 1 burada sayı doğrusu candır bu arada. Rasyonel sayı diyor. Evet rasyonel sayılar. Ama hocam sanki burada sadece 1 bölü 2 var gibi. Sevgili arkadaşlar dikkat. 0 ile 1 arasında sonsuz sayıda sayı var. Sonsuz. Ve hepsi de rasyonel sayı. Ki 1 de bir rasyonel sayı biliyorsunuz. Hem tam sayı hem doğal sayı hem de rasyonel sayı. 0 ile 1 arasında sonsuz sayıda eleman var. M sonsuz bir kümeymiş. Sonsuz elemanlı bir küme. N'ye bakalım. Nide'nin N'si. X diyor 24 ile 28 arasında asal sayılar. 24, 25. Ha 27 var galiba. 27 3'e bölünüyor arkadaşlar. 25 de bölünüyor. 26 da 27 de asal değil arkadaşlar. Buyur size bulduk boş kümeyi.
24 ile 28 arasında asal sayı yoktur. Bu arkadaş boş bir küme. T'ye bir bakalım. X diyor birin tam sayı bölenleri. Allah Allah, biri kimse bölmez ki. Sadece kendisi böler değil mi? E tamam. Biri tam olarak kim böler? Bir böler. E, bu da tam bölen bir tam sayıdır. E, biri kendisi biliyorsa ona da bir diyeceğim. 7'yi tam bölenler kim? 1, 7. 7 kendisi bölmüyor mu diyeceğim. Bölüyor. Diyarbakır'ın D'si dedik sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Ha, bu arada birinci sorunun ekran görüntüsünü aldığımda şıklar çıkmamış. Bursa'ymış cevabı da. Onu da söyleyeyim. Şöyle göz ucuyla baktım. 3. A kümesini belirtmiş arkadaşlar. Kümesi için aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi doğrudur diyor. Önce A'yı bir belirleyelim. X'lerden oluşacak. Ki o X, bak birinci soruda böyle bir şey söylemiştim ben size. 2K eksi 1. K ne? K da elemanıymış tam sayıların arkadaşlar. Tam sayılar kim? Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar her şey. Arkadaşlar şu ifadeye dikkat etmenizi istiyorum. 2K diye bir şey görürsem bu sayının çift olduğunu söyler arkadaşlar. 2K eksi 1 ya da 2K artı 1 gibi bir ifade görürsen bunlar her zaman tek sayıları ifade eder. Benim burada A kümesinin elemanlarını söyleseniz arkadaşlar. Sonsuz değil mi? Çünkü şu K yerine sonsuz sayıda değer girebilirim. Eksi 500, eksi 400, eksi 350, 0, 1, 2, 3 tam sayı olsun da çamurdan olsun. Hiç fark etmez. Böylelikle A'nın pozitif elemanları da olur, negatif elemanları da olur. Olur da olur. 0 olmaz ama. Çünkü değil mi? Burada 0 göremezsin. Eksi 1 yazıyor. Ha pardon, görür müyüz? Göremeyiz. Şu arkadaş hep çift olacağı için eksi 1. Tek bir sayı değil çünkü 0. Evet. A en küçük elemanı 1'dir. Hiç alakası yok. Gördüm az önce, söyledi Şimşek hocam. Eksi sayılar da verebiliyorum. B elemanlarından biri 84'tür. Bak iyi ki başta söylemişiz. Bunlar tek sayı arkadaşlar. Burada 84'ü göremezsin. 0'ı göremediğin gibi görecek bir K yok. K'ya ne verirsen ver 84 göremezsin. Sonlu bir kümedir. 9. Hiç alakası yok. Sonsuz sayıda tam sayı varsa sonsuz sayıda da netice alırsın. Tam sayıları girersin, sonsuz sayıda netice alırsın. Diyarbakır'ın D'si. Elemanları pozitif tam sayılardır. Hayır, onu da peşinen konuştuk. Negatif sayılarda görüyorsun. Boş kümeden farklı bir kümedir. İşte bu doğru. Tabii ki boş küme değil yani arkadaş. Boş küme olmakla kalmamış. Sonsuz elemanlı bir. Sonsuz bir şey. Sonlu bir küme değil, sonsuz bir küme. O zaman 4'e geçtik. Güzel. M kümesi vermiş arkadaşlar. Elma, armut, kiraz, kayısı, çilek, karpuz, kavun, mandalina. Böyle bir küme verilmiş. Verilen M kümesine göre A, B, C kümeleri oluşturuluyor. A kümesi demiş. K harfiyle başlayan meyveler. Bakalım. K ile başlayanlar. Kiraz. A'yı yazıyorum arkadaşlar. Kayısı. Ne güzel. Çilek yazamam. Karpuz. K ile başlayanları yazıyorum çünkü. Kavun. Kavun. Kandalina olmaz. Mandalina yazıyordu. Güzel. A'yı oluşturdum. B'yi oluşturalım. Oluşturduktan sonra bulunduğuna göre aşağıdakilerden hangisidir doğru duruyor arkadaşlar? Hangisi? Bunları oluşturup ona göre belirleyeceğim. B kümesini yazdım. Z harfiyle biten meyveler. Bakalım meyveler. Elma, armut, kiraz. Z ile bitti. Güzel. Kayısı, çilek, karpuz. Karpuz. Z ile bitti. Bitti. C. 5 harfli meyveler. 5 harfli meyveleri yazalım arkadaşlar. Elma olmaz. Armut olur. Armut oldu. Kiraz oldu. 5 harflileri yazıyorum. Kayısı olmaz. Çilek olur. Olur. Karpuz 6 harf. Kavun hem tatlı hem de 5 harf. Mandalina uçtu gitti. Mandalina hiçbir kümeyi alamadım. Söyle şimdi bana istediğini. A'nın eleman sayısı C'den daha fazladır diyor. Hangisi doğrudur diyor. Bakıyorum 1, 2, 3, 4 elemanı var. 1, 2, 3, 4 elemanı var. Hayır abicim. İkisi de birbirinden aynısı değil mi arkadaşlar? Eşit. O ondan daha fazla elemana sahip diyemem. Böyle bir çıkarımda bulunamam. Yanlış.
A'nın eleman sayısı 3'tür diyor. Hayır 4. Şimşek hocam saydı az önce. Bu da yanlış. B'nin eleman sayısı C'den eleman sayısından fazladır. Hiç alakası yok. Bu arkadaşın zaten 2 tane elemanı var. Hop bunu da 2'yi yazdım. A B'yi kapsar diyor. A B'yi kapsar. Yani B'de olan bütün elemanlar A'da da vardır diyor. Bakıyorum kiraz ve karpuz. Kiraz, karpuz. Evet gerçekten var. A arkadaşlar B'yi kapsar. Bir başka deyişle B A'nın bir alt kümesidir. Evet doğru. Kabul ettim. Diyarbakır'ın D'si dedim. E neden değilmiş? A C'yi de kapsar diyor. Biraz abartmış. Bu armut da olması lazımdı burada bak. Armut, çilek, kavun ve kiraz var gerçi de. Armut ve çilek yok A'da. O zaman 4'e zıplayalım. Şey pardon 4'ü zıplatıp 5'e geçelim. Diyor ki 5'te A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleridir. Güzel. Bir E kümesinin E evrensel kümesinin altında A, B, C, D. Heh, yapalım. A'yı da yapalım. B'yi de yazalım. A burada, B burada. Ortaklar var mı? B'de. Güzel. B, D var. Başlarına şey yazalım. A var, B var, C var. D'yi yazdım. Güzel. B, D'yi yazdım. E, F, G. Güzel. Olduğuna göre E kümesi için aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? Her zaman. Bir başka deyişle kesinlikle doğrudur. Arkadaşlar okuyalım. A kümesi diyor ki evrensel kümesi A, B, C, D, E, F, G'den oluşur. A, B, C, D, E, F, G. Evet. Öyle mi? Hayır arkadaşlar. Sana evrensel kümenin içinde bunlar dedi. Şurada bir şey var. Ya da yok dedim sana demedi. Bak burada piton olur. Gergedan olur. 5 olur. Yumuşak G olur. Sandalye olur. Her şey olabilir. Yani ben sana sadece A ve B'nin elemanlarını söyledi. Evrensel kümenin içinde neler olup olmadığına dair bir şey söylemedi. Burada bir sürü her şey olabilir. Aklına hayaline getiremeyeceğin şeyler olur. Ki muhtemelen gergedanı, yumuşak G'yi, sandalyeyi sen aklına getirmemiştin. Belki şu an senin aklına getirdiğini de ben aklıma getiremiyorum. Evet, kesinlikle doğru diyemem buna her zaman. Sonlu bir kümedir diyemem. Çünkü A, B tamam sonlu arkadaşlar ama burada sonsuz tane her şey yazabilirim. Karınca yazarım, kum yazarım, doğal sayılar yazarım mesela. Her sonsuzdur. Sonsuz bir kümedir, onu da bilmiyoruz. Öyle de bir şey söylemedi. Net bir şey söylemedi ki. Sonlu da olabilir, sonsuz da olabilir. Şurasıyla alakalı hiçbir şey söylemedi bana. En az 7 elemanlıdır. Bak şimdi oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanesi zaten söylenmiş. Bu arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, yani en az 7 elemanlıdır. Bunu kabul ederim. E neden değilmiş? Elemanları harflerden oluşur. Bak az önce söylediğim gibi sayılar yazarsın, piton yazarsın, yazarsın da yazarsın. Sadece harflerden oluştuğuna dair bir tam bir bilgi yok elinde. Diyarbakır'ın D'si dedik. Hop 6'ya zıpladık. A kümesi yine tarif edilmiş sevgili arkadaşlar. Ortak özellik metoduyla, özelliğiyle. Kümesine eşit olan küme aşağıdakilerden hangisidir? A kümesini yazalım o zaman. Demiş ki X'lerden oluşur ki o X'ler arkadaşlar 3N artı 1'den 3N artı 1'dir. Ki N 5'ten küçük olacak ve N de doğal sayılar olacak. 5'ten küçük doğal sayıları düşün. En küçük 0. 0 olduğunda bu X 1 olur. Bak A'nın elemanı oldu. N şimdi sıradaki 2, 1'i düşün. 1 düşündüğünde hop 4 olur. 2 düşün. 2 düşündüğünde hop 6, 7 olur. Zaten 3'er 3'er için nereden görüyorsun? 3n artı 1 diyor ya bu 3n. N'in başındaki katsayı arkadaşlar artış miktarını verir sana. Bunu da aklında tut. İleriki sınıflarda çok işine yarar. Hadi biz devam edelim. 0, 1, 2'yi verdik. 3'ü ver. 9, 10. Güzel. Hop 4'ü de ver. 4'ü verdim. 13, 5 veremiyorsun. N 5'ten küçük demişti. A'nın bütün eleman sayıları bunlar. Elemanları ha zaten liste metoduyla vermiş. Bu ortak özellik metodu arkadaşlar. Bu da liste metodu. Liste metodunda da 1, 4, 7, 10, 13'ü gördüm A şıkkında. A'ya, 6'ya da A'yı söyledik. 7 ile devam ettik. Yukarıda A kümesinin 3 elemanlı tüm alt kümeleri verilmiştir.
Buna göre A kümesinin alt küme sayısı kaçtır? Arkadaşlar bunu 10. sınıfta da öğreneceksiniz. 1, 2, 3, 4 tane küme vermiş sana alt küme. 4'ün üçlüsü, yani bu arkadaşın 4 tane elemanı var. 2 üzeri 4'ten 16'yı hemen söylersin. Ya da şöyle söylersin. Bak. A kümesinde birinciye bak. Hop şöyle biraz büyüteyim de görünür olsun. Neler vermiş? A, 1, 2. Demek ki A'nın içinde A var, 1 var, 2 var. Bak burada ne vermiş? A, B. Arkadaşlar bunu artık biliyoruz değil mi? Diğer testlerden de. Böyle bir arkadaşın elemanı var. Sonra 1, 2. 1, 2'yi yazmıştım daha önce. Bak A, B, A, 1. A, 1'i de yazmıştım. Bak yine bu sembolü yazmış. 2, A. Bütün burada gördüğüm, göreceğim farkları yazdım. Bu arkadaşın 1, 2, 3, 4 tane elemanı varmış. O zaman alt küme sayısını nasıl buluyorduk arkadaşlar? 2 üzeri n'den 2 üzeri 4 eşittir 16 adet alt kümesi vardır bu arkadaşın. Güzel, iyi çözdük. 8'e devam edelim. A kümesi verilmiş arkadaşlar. Bak burada da hemen A'yı açık açık yazalım. Görelim. Bak A var, B var. Hep virgülle ayrılır arkadaşlar. Sonra şöyle bir sembol var. Bak bu A demek değil ha. Bu başka bir şey. Bu başka bir şey. Bu başka bir şey. Böyle bir sembolü varmış bu arkadaşın. Sonra C varmış. Bak hep virgülle ayrılıyor. Dikkatini çekerim. Bir de böyle bir sembolü varmış. Bunu sakın A, B deme. Anlaştık. Aklında öyle kal. A, B ayrı şey. Bu başka bir şey. 1, 2, 3, 4, 5 tane elemanı var bu arkadaşın. Buna göre aşağıdakilerden hangisi A kümesinin alt kümelerinden biri değildir? Bak çok güzel bir soru olmuş. Alt kümelerinden. Arkadaşlar bunu da büyütelim. Alt kümesi olmayacak. Bu bir alt küme midir? Evet. Bak şu arkadaşı almış bir alt küme oluşturmuş. Güzel. Peki şu arkadaş alt küme mi? Evet hocam. Hem bunu almış hem bunu almış. Bu da alt küme. Güzel. Şuna bakalım. A, B. Bak gerçekten güzel soru. Hocam hayır bu alt küme değil çünkü bu bir eleman. Yanılmayın. Evet. Tek bu olsaydı ama bu arkadaşlar şunlar arkadaşlar. Bak A'yı almış, B'yi almış, alt küme oluşturmuş. Bu bir alt küme. Bomboş bir şey var. Burada bomboş bir şey yok ki. Evet arkadaşlar, boş kümede tüm kümelerin alt kümesidir. Boş kümede bir alt kümedir sevgili arkadaşlar. Peki bu hop yapmış, hop B yapmış. İşte bu değil. Parantezleri fazla yazmış. Eğer şu parantezlerden bir tane olsaydı B'yi aldığı sadece bir eleman olurdu. Bu arkadaşın böyle bir elemanı yok. Bak böyle bir elemanı yok. B diye bir elemanı var ama böyle bir elemanı yok. Tamam? Bu başka bir şey. Bu başka bir şey. Bu B, bu böyle bir sembol. Anlaştığımızı düşünüyorum. Güzel. Edirne'yi yapıştırdım. 9'a yelken açtım. 9'da diyor ki A, B, C, D, E, F, G. A kümesi. A, B, C, D, E, F, G. Güzel. Kümesin alt kümelerinin kaç tanesinde B veya C elemanı bulunur? Aa, bak bu çok güzel sevgili arkadaşlar. Ben bunu değişik metotlarda da anlatıyorum ama şu söyleyeceğim en güzel metottur. Bak B ya da C elemanı bulunur diyor. B ya da C. Sevgili arkadaşlar öncelikle bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane elemanı var. Bu arkadaşın 2 üzeri 7'den 128 tane alt kümesi var değil mi? Güzel. 128 tane toplam. Arkadaşlar A ne dedi? B ya da C elemanı bulunur. Sevgili arkadaşlar B ve C'yi yok edin. Şimdilik yok edin. Bunlar olmadan... Bunlardan A, D, E, F, G'den kaç tane alt küme oluşturabilirsin? 1, 2, 3, 4, 5. 2 üzeri 5 eşittir. 32 tane alt küme olur değil mi? Arkadaşlar bu 32 kümede dikkat edersen B ve C'yi yok ettim ya. B ve C'nin olmadığı 32 tane alt küme vardır. 128 tane de toplam var. Geri kalan hepsinde sen B'yi de C'yi de görebilirsin. B ya da C görme şansın var. Göremediklerin 32. Bunu bundan çıkartırsın. 96 sonucuna ulaşırsın. O da bir Bursa seçeneği. Anlaştık değil mi? Bence çok açıklayıcı oldu. B, C'yi düşünme.
Bu geri kalanından 32 tanesinde asla ve asla B ve C'yi göremezsin. Toplamda zaten 128 var. Demek ki geri kalan 96'sının da B ve C'yi görüyorsun demektir. Hop, onunla nihayetlendirelim testimizi. A kümesinin eleman sayısı biraz altında, alt küme sayısı 64 azalmaktadır. Interessantemente. Buna göre A kümesinin eleman sayısı 1 artırılsa alt küme sayısı kaç olur? Arkadaşlar bak 64 azalıyor diyor. 2 üzeri 7. 7 elemanlı olaydı bu arkadaşın. Kaç tane elemanı olurdu? 128. 1 azaltmış. Bak 2 üzeri 6 yapmış. 64'e düşersin. 2 üzeri 8 1 arttırsan da 256 olur değil mi? Bak yani neden hemen buraya girdim? Çünkü ben 2'nin kuvvetlerine hakimim. 2 üzeri 6, 7, 8'lerde dolanıyor 64'ler, 128'ler. Bak 7 iken, elemanı 7 iken 6'ya düşürsen 128 olan alt eleman sayısı, alt küme sayısı 64'e düşüyor. Yani 64 azalıyor. 64 azalıyor. Eleman sayısı 1 arttırılırsa hop 7'den 8'e çıkarsa alt küme sayısı kaç olur? Tabii ki 256 olur. Yani bunu 2 üzeri x eksi 1 eşittir 64 diyerek de devam ettirebilirsin. Buradan x'i 7 olarak bulabilirsin. Değil mi? 2 üzeri x eksi 1 eşittir 64 dersen azalma sayısı böyle böyle gidersin. Ya da 2 üzeri x eksi 64 dersin. Denklem kurar yaparsın. Sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.